Ben öncelikle genel olarak düşüncelerimi belirtmek isterim. Bir sanat eseri üzerindeki temel haklar bence o sanatı yaratanın, o eseri yaratanın hakkıdır. Sizin ya da benim estetik ya da ahlaki kaygılarla değerlendirebileceğimiz bir olgu değildir. Eğer öyle olsaydı bugün Roma'da, Londra'da birçok heykelin o yerlerinde olmaması gerekirdi. Sokaktaki insanın ya da o ülkeyi yöneten insanların ahlaki ya da etik kaygılarıyla sanat yapılmaya çalışılsaydı bugün dünyada tarihine geçmiş çok önemli sanat eserlerinin yerlerinde olmaması gerekirdi. Bu aşamada o sanat eserinin yaratıcısının hakkına, o eser üzerindeki hakkına saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Yani sizin ya da benim estetik ya da ahlaki kaygılarımız çok farklı olabilir. Yani bugün ben bir klasik müzik dinleyicisiyim veya bir caz müziği dinleyicisiyim. Arabesk müziği sevmeyebilirim. Onu hiç dinlemeyebilirim. Ama onu da dinleyen bir kitle vardır ve ben bu müziği kaldırın deme hakkına sahip değilim. Yok edin deme hakkına sahip olmadığımı düşünüyorum. Bu esere bakarken hepimiz çok farklı estetik ya da ahlaki kaygıyla bakabiliriz. Beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama bunun ucube olarak nitelendirmek ya da kaldırılmasını istemek çok uç boyutta bir istekli talep olur. Şimdi ben bir kart esnafı olarak bu iki kez zaten yapılmış. Geçmişteki belediye başkanı bazı belgelerden itiraf edildi, basında izledim ben. Hiç sebeple yapmış. Şimdi tekrar bunu yıkmanın bir anlamı yok. Yani bu bize ne fayda sağlar? Onu düşünüyorum da zarardan başka bir faydası yok. Gündemimizde işsizlik varken, az insanlar varken, yani heykel yıkılmasın bir faydası olsa yıkalım. Yani bu bir siyasi boyut mudur, nedir ben bir türlü anlam veremiyorum. İzmir'den heykellere talip çıktı. Heykeller istiyorlar. Karşıyaka Belediye Başkanı heykeller bize gelsin demiş. Evet, onlar istiyor. Gereksiz, ben ona da katılıyorum. Zaten bu yüzden masraf edilmiş oraya. Şimdi tekrar bir yıkılsın, oraya gitsin. Bir sürü yine bir zarar, bir sürü uğraş. Bence talip bir şey olur. Olmaması gerekiyor. Bir gelenler nasıl? Tam müsait. İyi günler abicim. Gündemde olan, yıkılması gündemde olan heykeller hakkında düşünceleriniz alabilir miyim? Bana ben o konudan bir şey yapayım. Arkadaşlar iyi günler. İyi günler. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Yıkılması gündemde olan antlar hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Ama bilemiyorum. Bir fikrimiz yok. Oldu, iyi günler. Sağ olun. Tamam, iyi günler. Yıkılması gündemde olan anıtlar hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Dilerim. Hadi çıkma. En iyisi yıkma. Neyi çekiyorsunuz ki? Seni çekiyoruz. Beni neye çekiyor? Sebep ne güne? Yani anıtlar hakkında. Anıtlar hakkında evet. Mı? Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece kendi bildiğini yapıyor. Onu da bir siyasetle karıştırmak istiyor. Halbuki anıtlar çok farklı şey yani. Tarihi eserler şeyler. Evet. Onlar Kültür Bakanlığı ilgilenmeli. Kendisi gitsin siyasete baktır yani. Şimdi olan heykeller hakkında, anıtlar hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben burayı bilmiyorum ki. Bence bu gündemde olan ucube diye anılan heykelimiz yanlış bir yorum diyorum. Neden diye soracak olursanız Kars'taki şu an gündemde olan olay antropoller, lojistik köy. Onu, o gündemi değiştirmek için bir politik meseleye çevirdiler. Hem Hasan Arakani Hazretleri ve bizzat olayı yaklaştırmalarını gerçekten kınıyorum. Yani bu heykelin amacı zaten belli. Bugün biz İsrail'e nasıl bir yardımda bulunmuşsak, orman yangınları için uçaklarımızı göndermişsek, bu heykelimiz de Ermenistan ve Türkiye arasındaki bağdaştırmayı anlatıyor. Geçmişte kalan tarihi olayı anlatıyor. Yani bir tarihi yapıda anlatmak isteyen esere ucube diye adlandırmamamız lazım. Abi iyi günler.
Ben de çıkarım. Arkadaşlar iyi günler. İyi günler. Soru sorabilir miyim? Buyurun. Yıkılması gündemde olan anıt hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gereksiz bir karar bence. Yıkılmaması gerekir. Sonuçta o kadar maliyete sebep oldu. Yıkılmaması lazım yani. Kısacası bu. İyi günler. İyi günler. İyi günler, evet. Yıkılması gündemde olan heykeller hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Ben açıkçası başbakanla aynı görüşte değilim. Sebebine gelince de başbakanın o sözlerinin ben siyasi içerikli olduğu kanısındayım. Sanatsal bir konu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Heykellerle ilgili söylenmesi gereken şey şu: zaten heykelin yapılma amacı Ermenistan'la olan ilişkileri, daha doğrusu Türk ilişkileri biraz yumuşatmak içindi. Başbakanın bu sözlerini ben tasvip etmiyorum açıkçası. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yani beyefendi, Türkiye'de daha önemli sorunlar var. En önemlisi yani işsizlik sorunu. Yani başbakanın buna değmesi lazım. Daha önemlisi bu yani. Yani bu Dübe denilen bir heykel zaten biliyoruz ki eski AKP belediye başkanı yapmıştır yani. Yani başbakan burada bir siyasi polemik yaratma konusundadır yani. İyi günler. Yıkılması gündemde olan heykeller hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Heykeller hakkında başbakan olan, yani başbakanın söylediği sözleri kastediyorsun değil mi? Evet. Yani ben başbakan aynı fikirde değilim. Yani bence bu vücub olmaktan ziyade sonunda onun yapılış amacı bir sanat eseri olması. Yani Kars'tan, Ermenistan'la Kars arasında bağlantı olarak. Yani başbakan burada sadece bence dikkat çekmeye çalışıyor. Kendisi siyasette Hasan Harkan Hazretleri'ni bağdaştırıyor, birleştiriyor. Yani arasında bağ kuruyor ya. Yani Van'daki kiliseyle arasında bağ kurabilir mesela. Van'da kendisi kilise yaptırdı. Yani Türkiye'nin şu ekonomik krizi o kadar çevrede aktardığı halde. Yani niye bu yapılmış olan sanat eserini, yapılmış olan heykelleri kafayı... Ha, bana sorarsanız bence de yani gereksiz bir şey. Oraya farklı bir şeyler yapılır. Veya Kars'ta bir tane, yani biz coğrafya dersinde Anadolu'nun et ve süt tepesi olarak gördük. Ama hiç hayvancılık namına bir şey yok. Yani onun üzerine bir şey yapabilirdi. Yani gitmişler heykel yapmışlar. Neyse ya, önemli olan başbakanın yani sadece gündemi dağıtmak için yaptığı şeyler bunlar. Seçim için gidecek bir şey bence. Neyse, benim işlerim var. Görüşürüz. Teşekkürler.